Ne çekiyoruz Tufancığım? Çok yorgunum yahu. Kısacık final sahnesi Çağatay Bey. Zaten hemen buradan montaja gidip akşamki bölüme yetişecek. Ben Esra bu arada. Monitörün arkasında oturan kişi benim için Tufan'dır. Esra demek için uğraşıp enerjimi harcayamam sevgilim. Nasıl isterseniz. Bir prova yapalım mı? Tabii. Ben Deniz'in kucağındayım. Kanlar içinde. Civan başımda. Fırat da tetikçiyle birlikte içeri giriyor. Zahtar bebeğini kaybetti dedim ben. Ay ben çok fena olurum. Muhteşem bir şey buldum biliyor musun Ahmet? Evet. İki kadının acısını kadın duyarlılığıyla oynadım. Vay be. Ah Ahmet abi oyunculukta uzaysın ya. Eyvallah. Bir de şey yapayım mı? Deniz zılgıt çekerken folklore bağlayayım mı ben? Ya, yap bak Deniz. İşte abi hüner bu. Görüyor musunuz? Hünerli oyunculuk bu. Dansı da kattın acına. Yoğunluğuna sağlık Ahmet. Bu acının içinde bu deli dans çok esrik, çok çok tekinsiz ve etkileyici. Katılıyorum. Daha sonra Fırat'la tetikçisi o odada kalmaya daha fazla dayanamayıp kendilerini acıyla dışarı atarlar. Ha orası için de şey diyorum Esra giderken böyle... Çok toz var sette. Pardon. Ah abi yani 70'li yıllara bir gönderme olur ve adamın dışarı kaçış hızını gösterir. Yap bence. Ha, bir de şunu yapayım. Camdan bizi dışarıda göreceksin ya Esra. Evet Ahmet abi. Biz orada çöküp kalacağız ya. Ben klasik çömme hareketi yapmayayım da böyle burnumu tıkayım denize dalar gibi böyle. Çup. Olur mu? Adam artık bitmiş. Dibe vurmuş. Çok sembolik. Abi bu arada bende fikir çok. Yani kullanmak isteyen olursa. Abi kıvıramayız ki ya. Eyvallah yani kullanırsanız diye dedim. Bence plan yapmayalım sevgilim. Ha çekimde kimin içinden boyunlar patlarsa doğaçlama çıksın. Tabii ya. Süper. Oo, mantıklı. Tamam. Eyvallah. Tamam. Eyvallah. Mantıklı. Hünkar beğendi pilavı. Yer misin? Onlara da mı sen yaptın? Bu ütülere? Yok. Anneannem mi geliyor buraya da? Kim geliyor buraya ya? Deniz mi geliyor buraya? Hazırsanız kayıt diyelim mi? Evet. Tabii. Buyurun. Kayıt. Oyun. Zaten karnındaki bebeği kaybetti. Çok fena olurum. Her gün her gün ne zahmet lan. Gelsene. Bir eksiğiniz gidiniz. Yapılacak bir şey var mı Rıza'm? Yok ya zaten bir haftadır her gün gelip yani bütün işimizi gücümüzü yaptın. Eksik olma. Estağfurullah. Tabii ki yapacağım. Aşk olsun. Hayat. Rıza'm bak sen ne karar verirsen ver kabulümdür. Ben erkeğe saygı duyarım.
Netice de erkektir, bizim gibi değil. Eseri gelir, gider, dolaşır, gezer. Evet, aynen öyle oldu. Yani nişanı bozalım dersen de, ayrılalım dersen de, denize gideceğim dersen de... ki mevsimi geldi de deniz kenarı olarak değil yani, özel isim olarak deniz. Anladım. Hepsi kabulüktür. Bak Nihat, ben bir haftadır kendimi anladım. Yani ben evcimen, düzenli hayatı seven bir adam. Yani neyime benim öyle sanatçı çevreleri, ortamlar, bilmem neler falan, vallahi babam haklıymış. Yani benim gayet güzel, tıkırında giden bir hayatım varken yan tarafa böyle oyuncu, sarışın bir kadın taşındı. Benim böyle bir süre bütün şirazem kaydı yani. İşte hanzoluk başka bir şeye benzemiyor. Estağfurullah Rıza'm. Sen benim alma vurulmuş bir damga, sırtıma yapılmış bir dövme, kalbimde bir kılıç yarası, doğmamış çocukların babasısın. Seni ben 70 yaşına kadar da beklerim Rıza'm. O kadar beklemene gerek kalmayacak Nurhayat. Şimdi yarın yokmuş gibi koşun. Çabuk. Aa! Gülsün. Aa! Nasılsın canım? Ay ablacığım iyiyim. Sen nasılsın? Nasıl oldun? Merak ettim ha. Ay Allah'ıma bir şey. Çok güzel oldu. Az az oldu. Çok dağıl oldu. Hiç benimkinin korktuğu kadar olmadı. Oh! Allah eniştenin içine sindirsin. Yazık. Ödü patladı ya. Diyor ki... ben diyor seni diyor böyle sevdim diyor. Sen diyor kendini niye değiştiriyorsun diyor. Ay canım ya. Erkekler çok daha hassas. Şimdi biz çok sevişerek evlendik beyimle. Çok aşık olduk. Bir de babam başta istemedi falan. Neyse. Ya çok zaafı vardır bana. Hele şu aralar iyice yere göğe sığdıramaz oldu. Bak tam 22 yıl diyorum sana. Allah sizi mutlu mesut etsin ablacığım. İnsan sizin gibi aileleri görünce aşka tekrardan inanıyor biliyor musun? Ay duygulandı canım benim. Bak 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 benimki ne diyor. Bak bu doktor senin yüzünü delmiş, morartmış senin yüzünü. Gelecek doktoru döveceklerdiyse o kadar ki düşkün bana. Morardı mı ya? Yok yok öyle minik geçermiş sadece böyle minik minik. Aman kimse yok. Şunlara geldim. Bir de onlara. Gidecek, gidecek. Bak, bak. Ne oldu ya? Çok mu kötü? Ha? Yok, yok. Geçerdi mi bunlar? Ha? Geçer. Acılar geçer de bir izi kalır tabii. İnşallah izi kalmaz. Pardon. Çok... Aa, ne oldu ya? Aa, İnezini görünce fenalaştı. Bazısı da böyle korkar iğneden. Vah vah vah! Hemen çıkayım ben. Ay kedileri besleyip geliyorum. Şehrazat yolda değil. Yetişeceğim ben. Sevgiyle kal. Sabahta tatlı bir günaydınla uyanabilir miyiz acaba? Bu çam ağacı ne yapıyor bizim salonda? Yerini sevdi herhalde. Palmiye mi koyaydık dede? Honolulu mu burası? Yılbaşında adettendir baba, çam süslenir. Kimin adeti yahu? Bizim adetimiz değil. Ne olacak sonra bu çam? Ha, eski çamlar bardak olacak herhalde. Hayır, bugün yılbaşı ya baba. Nurhayat bize kaçtı. Sacide abalar belki geliriz dediler. Hani salonda elit bir ambiyans yaratma. Herkesin hediyelerini altına koyma kızım, açısından. Kızım bu ev kaç nüfus haberin var mı? Herkese ayrı hediye mi alacağız? Yok Noel Baba getirecek. Tanımıyorum ben Noel Baba falan. Burada baba benim. Yıllardır yılbaşında masrafı ben yapıyorum. Bütün ilgi alakayı kukulatalı herif topluyor.
Ya bir yılın bitip de yeni bir yılın başlamasını kutlamayalım mı baba? Bir yıl daha yaşlanmanın nesini kutluyoruz? Her yıl gençleşirse kutlayalım. Amenna. O Benjamin Button yalnız. Ya onu da tanımıyorum. Babacığım ailecek bir hindi de mi yemeyelim ya? Hindi neymiş kızım? Amerikan adeti. Kızılderililer kıtaya ayak basan Amerikalılara hindi hediye etmiş bu. Kızılderililer aslında Türk. Ne oldu? Eski bir Türk adeti. Takıldı. Bir kapatıp açalım mı acaba? Aa, 10:30'da canlı müzik başlıyor. 12'de ışıkları yakıyoruz. Cihangir aydınlanacak ya. Wow, partinin dibiyim oğlum. Kardo, bir sakin dur da. Yaldır yaldır ampul takmışsınız. Hepsi bir anda yanınca... Evet abi, onu diyecektim. Evlerde sigortalar patlayabilir. No problem. Burada da zaten biz patlayacağız. Ah, Emir Danışman eski günlere geri dönüyor. Bu parti benim monogamiye veda partim. Mahallede Emir evci olmuş, pijamacı terlikçi olmuş, dede olmuş. Çapkınlık sahnesine geri dönemez filan diyorlar yahu. Cihangir dev bir koca karı ya. Dedikoduya bak, ben daha 28 yaşındayım oğlum. Açılayla geçirdiğin günlerin yıpranma payını hesapladın mı? Köpek yılları gibi. Bir köpek 13-14 yıl yaşar. Bir insan yılı 7 köpek yılına eşittir. Bir açılay ayı ise yıpranma olarak nereden baksan 5 insan yılı eder. 6 aylık birliktelik. Oo, sen ruhen 58 yaşındasın karşı. Yok ya, merak etmeyin. Bu gece burada partilerin Alex'ini göreceksiniz. Hangi parti bu? Burada benim partim. Beni davet etmedin. Ya yılbaşı gecesi hep beraber kafede takılırız demiştik ya. Evet ama Emir parti verdiğini söylemedi ki. Niye son dakika söylüyorsun? Gelmeyeyim diye mi? Ah, tatlım yıpratma beni. Zaten ruh yaşım 58'miş. Aynı evde yaşıyorsunuz. Ulak'la daveti mi göndersin kuzum? Abi, bu kadar planlı yaşanmaz. Evet açılay ya, biraz spontane ol. Ama bir sürü arkadaşıma söz verdim ben bu gece için. Kime mesela? Açılay, kız akşam bizim lokale gelsene. Vallahi içeri içeri seviyesizleşir. Bir eğleniriz ki o seviyesizlikte kendini bulursun. Ben. Kesin gelirim. Hayal gücüne sağlık. Bir sürü arkadaşım bir sürü partiye çağırdı. Hangisini sayayım? Ne bileyim ben, nasıl olsa boşsundur diye. Yılbaşı gecesi niye boş olayım ki ben? Benim sizden başka arkadaşım yok mu? Ha? Hatta bu gece ben bir parti veriyorum. Nerede? Bizim terasta. Ben niye davet edilmedim bu partiye? Ulak'la davetiye mi bekliyorsun Çağatay? Biraz spontane ol. Bir dakika. Ben bavulumu almış, ikinci defa Ruzam'a kaçmış ve bu açıdan da domestik ve geleneksel bir imaj çizmiş olabilirim. Ancak yılbaşında NK ve PTT asla bir araya gelemez. Ne onlar yahu? Nur Hayat Karakaş ve Pijama Terlik Televizyon. Bu akşam ya bizim çevreyi buraya çağırıp şanımıza layık, düşmanlarımızın gözleri belirtecek, hindilerin nesil tüketecek bir yılbaşı daveti vereceğiz. Ya da Sacide ablamgillerin Tarabya'daki taver yoluna gireceğiz. Çünkü ben arkamdan Nur Hayat'ın görümcesi gilleri pinti çıktı. Gelinlerin efendisini bir paket ahşiçeyle, iki çubuk terlikle yılbaşa soktular. Çeperindeki avrayı söndürdüler. Delirtmem. Ne bakıyorsun yavrum ya? Sen korkmuyor musun bundan? Gizlenmiş hediye arama Gülistan, ev boş. Karar verdik, herkes bir hediye koyacak. 56 hediye yerine 8 hediye. Çekiliş yapacağız. Ne? Şeyhimiz, Nur Hayat doğru diyor. Ben hindiyle iç pilav yapacağım. Acık bol yaparım. Dost düşman yer doyar. Misafir gelmesin diyerekten niye sallandırıyorsun suratını? Yahu ben misafire karşı değilim. Antin kuntin adetlere karşıyım. Ağaç süslendi, adettir madettir diyerekten gecenin sonunda iş ailece kırmızı don giyip Jingle Bells söylemeye kadar gitmesin de. Olur mu baba? Belli kimselerle ev oturması. Sacide ablagiller, özgegiller çok elit bir çevre burada toplanın. Teyzem. Benim. Yavrum sen ne yapacaksın bu akşam? Belki bara gideceğiz biz. Ha, Emir'in aşağıdaki partisine. Yok. Şuraya. Kuru kafa mı bu yavrum?
müzik grubunun kafasına şişe atmayın. Kesici aletler getirmeyin. Neresi burası yavrum? Gidilmeyecek öyle yerlere Orçun. Millet alkollu. Maazallah kavga mavga çıkar, Allah korusun. Sizle mi takılacağız? Ne var? Temiz temiz yiyin, oturun çocuğum. Yılbaşı gecesi sokağa çıkılmaz oğlum. E ama bizim çevrede full komple burada olunca. Eylem hazırlan bebeğim. Sanırım bu akşam sosyeteye takdim ediliyorsun. Evet, öğrendim. Sana kaçmış yine. Ya benimle ilgili bir durum değil, biliyorsun yani. İş benden çıktı artık. Ben Nur Hayat'la evde sohbet bile etmiyorum. Ben Ahmet abiyle takılıyorum. Yok, biliyorum. Ya alıştıra alıştıra söyleyecektim ben bunun bana kaçtığını. Sen nereden öğrendin? Ay kız, niye evdesin sen? Çalışmıyor musun sen? Niye çalışmıyorsun? Şeyden mi? Neyden? Aa, bozuldun mu acaba? Ay ondan mı çalışmıyorsun? Aa, Deniz motoru bozuldu. Çalışmıyor. Görüyor musun kız? Bu motor niye bozuldu böyle? Haberleri mi duydu da bozuldu? Benim rızama kaçtığımı mı duydu? 3-5 haftaya düğün dernek kurulacak. Onu mu duydu? Ay düğüne kadar ne yapsam? Göbek mi atsam, kına mı yaksam? İkisini birden yapıp kına geçeceğim de göbek mi atsam? Yoksa deniz manzarasına karşı papa olmadan kına mı yapsam? Bilemedim şimdi. Ne hissettin oğlum? Sakin ve soğukkanlı yaklaştım. Böyle radikal bir şey yapmasını bekliyorduk zaten. Evet. Ben ona radikal bir şey yapmayayım da. Nasıl? Hiç. Bak, Nur Hayat şu an benim için herhangi bir misafir. Akşam aile yemeği var. Masadaysa iyi seneler, iyi seneler. O kadar. Ama yemekten sonra sen neredeysen ben de oradayım. Tamam. O zaman hediyeleri akşam verelim birbirimize. Hediyeleri. Aa, böyle mi geldiniz? Çok mu kötü suratlarımız? Hayır, yani herkes sizi tanıyacak. Estetik yaptırmaya geldiğinizi bilecek. Sonra gazeteler yazacak. Spekülasyonlar, dedikodular. Nerelerini yaptırmışlar. Önce sonralar. Şaptı şeker oldular. Sardı korkular. Gelecek yıllar. Kaportayı toplattılar. Oo. Baksana, herkes yüzünü kapayıp gelmiş ya. Biz de sazan gibi. Kıyamam ya. Olsun. Yiğidin malı meydanda olur. Buyurun, geçin oturun. Anı olarak mı çektiniz? Yok, koyacağım. Siz ne için geldiniz? Ben sırtımdaki bibeni aldıracağım. Ha, tabii tabii. Ben de maniküre geldim. Yasemin Hanım diğer kapıdan doktor beyin odasına giriyor. Şu an koridorda. Şimdi size koş dediğim anda koşup şuradan asansöre bineceksiniz. Sakın arkanıza bile bakmayın. Tamam. Koşun, koşun çabuk. Çabuk. Yarın yokmuş gibi koşun. Evet, Rumuz Goncagül isimli hastamız. Buyurun. Yüz gerdirme mi Gülistan? Neydi? Kimdi o ya? Kim tanıdık bir ses? Kimdi o? Ha? Ben tanımıyorum. Dük şarküterinin hanımı değil miydi o? Ha? Vallahi Dük'ün hanımıydı o. Ben tanıdım sesinden bindim. Düşes mi yani? Gülistan'ım. Ya bu kadar abartmayın. Gerçekten dedikodular o kadar çabuk yayılmıyor. Kimsenin umurunda değil. Efendim anneanneciğim. Burnum için değil anneanneciğim. Siz nereden öğrendiniz? At yazı geçiyorlar evladım. Annen aradı.
gitmişken bir de dudak yaptırıver kedine çocuğu. Dudağın da yok senin. Temelli gidiyorum. Nereye? Yaz geldi ya, daha karpuz keseceydik. Bıktım oğlum lan, bıktım lan. Vallahi azıcık aşım, ağrısız başım. Yetti be burada. Devamlı ergen gibi fıçraya duru yani ha. Arıza deniz seni bir kaşık suda boğmak istiyor. Çalış çalış, kimseye yaranama. Açılar Cihangir'den sürülmen için imza topluyor. Sürekli baskı, sürekli bir müdahale. Bora seni bulduğu yerde ağzını burnunu dağıtacak. Lan biliyoruz lan. Allah Allah. Evet, beni artık Bodot'tan hiçbir şey kalmadı. Kışla hayat da bitmişti. Bundan sonra gençliğimi yaşayacağım anasını satayım. Biraz geç kalmadın mı onun için dayım benim? Geç olsun da güç olmasın kardeşim. Gidelim Beyoğlu'nda şöyle küçücük bir tane daire tutarım. Bir de işe girdim. Oh, nerede akşam orada sabah. Vallahi hayat bana güzel. Vallahi mı? Vallahi. Beni buralarda bir basıma koyma. Dayısının gülü. Ya beni de götür ya sen de gitme. Niye ki lan? Çünkü beni götürmeden gidersen paso kanmazlarım. Daha sokağın başında enselerler seni. Ah, kimmiş bu ya? Hangi yakışıklı canermiş? Tanımazsın tatlım. Çünkü erişkin biri. Wow, Bora yaşlandıkça sanırım çenesi düşüyor. Boş boğazlıkta uzay oldu bu çocuk ya. Yaşlandıkça. Da göreceli olarak. Değil mi? Çünkü senin arkadaş grubunun yaş ortalaması 12 olduğundan. Açılay, Merve 18 yaşında. Bana ne canım yaşından? Ben yani ilgilenmiyorum. Ben sana takılıyorum. Arkadaşımsın. Mühim olan senin mutluluğun. Aynen, aynen. Ah. Kadının dibisin, dostun dibisin. Tufan Hoca yokken bir prova lütfen. Civan'ı halı sahanın orada dışında bıçaklamışlar. Çatkandı kılıcık! Burada keseceğiz. Çok güzel oldu ha o oyun Ahmet. Yere çökmek. Evet, kafayı dayayınca da silah acayip dramatik oldu. Hmm. Çok güzel. Evet arkadaşlar, sahne hazırsa alalım mı? Hazır hocam. Kayıt. Oyun. Aa! Civanımı halı sahanın oradan dışından bıçaklamışlar. Çok kandı kılıçak. Kestik. Süper. Çağatay, çok güzel oldu o sonda yere çökmen. Sağ ol sevgilim. O an aklıma geldi. Doğaçlama. Abi nereden buluyorsun bunları ya? Yani yaratıcı oyunculuk bu işte. Yani bir şey soracağım. Yani televizyon yapmaman, ne bileyim sistemin çarklarına direnmen, sadece sinemaya gönül vermiş olman harika. Ama yani parayı nasıl kazanıyorsun? Yani başka şeyler var. Ne bileyim, ufak tefek işlerim var işte canım. Ah Bora, arkadaşım. Bora! Oyuncu mu o da? Yok ya. Şu anda işsiz, yazık. Ne yapıyorsun birader? Nereye gidiyorsunuz? Dolaşıyorduk oyun. Benim ufak bir işim var. Eve uğramam lazım. Sonra da yalan kahvesine. Bana uyar, ev yakın mı? Yakın ama misafir ağırlayamıyorum. Ev çok ufak da. Girmezsiniz, dışarıda beklersiniz. Ha? Vallahi güzel ha, hiç fena değil. Yani böyle ufak ama şirin.
Yakışıklı değil ama sempatik. Hadi halime atalım. Yok, bu kadar kısa zamanda vallahi eşyalı ev bence iyi bulduk yani. Şuraya bir halı atarız. Ha, değil mi? Hı-hı. Şu koltuğu da böyle bir kılıf yaptırırım ben, böyle pastel renklerde. Tığla bir de böyle güzel kafa örtüsü veririz oraya. Bir de soba alırız böyle üstünde kestane. Hmm. Oh! Ya Beyoğlu'nun göbeğindeyiz de ya, çıkalım ya. Üf, yemek için ne yapacağız? Büfede atıştırırız bizi. Fast food. Ay taşınma telası. Bugün mantı açamadım canım. Kusura bakma ya. Kızlar bekliyor da ya. Hadi yürü gidelim ya. İyi, hadi gidelim şöyle bir yapalım. Sabaha kadar dans ha. Wow! Yalnız yapalım sabaha kadar dans. Wow! 1994'te bitti dayım benim. Ona bir not edelim. İçeride iskelet falan mı var ki acaba? Saçmalama be ev. Bir sevgilisi falan mı var acaba? Kaplan besliyorsa gizli gizli o da olabilir bak. Bora ya. Bu çantayı yalan kahvesine götürüp bırakır mısın abi? Ha, olur. Bora Ali'ye bırak. Ha. İki dakika bekle. Ali sana boş çantayla para verecek. Oldu mu abi? Oldu. Ne var ki ya çantanın içinde? Evrak. Ha. Eyvallah. Hayır yani sen gidiyorsun da yani. Benim oğlum daha çocuk. Benim oğlum daha büyüme çağında. Benim oğlumun anne sevgisine ihtiyacı var ya. Onu niye götürüyorsun? Adresleri de belli değil. Vah vah. Yahu bırak alleşme. İki günde alırlar boyların ölçüsünü. Ne yer ne içerler benim oğlum zeytinyağlısı sofraya oturmaz. Çok sorumsuz çıktı Boruza. Çok sorumsuz çıktı. Aldı başını gitti. Hayır babacığım şirketin ortağı. Bir imza gerekse ne yapacağız? Nereden bulacağız? Meyhaneleri mi dolaşacağız? Vallahi babacığım belki sırası değil ama... burada Selahattin 23 yıldır bu şirkete ömrünü vermiş belli bir kimse. Benim beyim neden ortak değil? Benim beyim neden bilfil ezikleniyor? Hı? Vallaha. Hay ağzını öpeyim benim canım. Ya öyle bir konuya parmak bastın ki... senin o parmağını yerim, senin parmağını yerim. Ne oldu? Platonik olarak kendi kendine sürdürdüğün sanal ilişkin nasıl gidiyor? Ne demek kız sanal ilişki? Allah Allah, Allah Selahattin'i benim başımdan eksik etmesin. Benim gayet de tutkulu, seviyeli bir birlikteliğim var. Ona bakarsan uzaylılar da var diyorlar ama gören yok. Dolayısıyla bana bir faydası da yok. Allah senin boyundan kısmış, çenene vermiş Hazerim. Bir sus. Dost acı söyler gülüm. Bizim meslek futbol gibi. Belli bir yaştan sonra aktif olarak yapamazsın. Ancak diline vurur. Nasıl yapılacağını anlatırsın. Çağatay'ı koştuğu senin için bir talih kuşu, bir fırsat. Adeta jübile sonrası dolgun ücretli bir futbol yorum programı. Hadi sen bırak parayı al gel. Hadi. Oldu. Merhaba birader. Seni bazen boş versen bak kalbinin içine güzel oyun tabirinden çağırır seni çağırır evine düşünme düşünme ayrı renkler aynı şarkıyı söyler omuz ver omuz ver söyle sen de söyle sen de aşk futbol hadi koş hadi geç kendinden bırak aksın hayat. Hadi geç kendimden aşk, futbol. Hadi koş, hadi geç kendimden bırak. Aksın hayat.
Berat mıymış arkadaş ya? Yalnız o telefonunu aldım. Gotik kız nasıldı? İnsanın ortaçağa dönesi geliyor arkadaş. Veba filan yani. Hepsine varım o kız daha o kadar yani. Şurada bir akbar varmış. Gidelim mi? Çok süper manitalar oluyormuş. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim o son yediğimiz sosisli benim acayip midemi yaktı ya. Sen yanmazsan, ben yanmazsam kim yiyecek o kötü sosisleri dayım benim? Boş ver hadi bana ya. Bir şey söyleyeceğim. O gideceğimiz yerde şimdi böyle müzik yüksek midir? Rakbarda? Ha? Yok ya. Herhalde böyle tek bir tane piyano vardır. Richard Kreider var. Çünkü benim kulağa bir şey oldu. O son gittiğimiz yerde böyle kapıda da yazıyordu çünkü kalıcı duyma bozukluğuna yol açar diye. E kalıcı olacak tabii. Sanatta herkes kalıcı olmanın peşinde yani. Karıya bak kız. Oğlum yavaş lan. Beyoğlu'nun göbeğinde öyle bağırılmaz. Sizin zamanınızda ütüsüz pantolonla da çıkılmazdı buraya değil mi dayı? Ne demek şimdi o? Ay içim şişti demek. Ya biz partilemek için firar etmedik mi evden? İyi tamam tamam işte biz de böyle yavaş yavaş böyle bir havalara giriyoruz yani. Hadi ama girelim o havalara bir an önce girelim. Hadi yürü. Oh, o son sosisliği ben yemeyeydim eydi de. Yok be abi saçmalama. Ya Allah aşkına ya. O kadar yardımcı oldum. Bir içki ısmarlamayacak bizim sana. Kardeşim al şunu. Ya yok gerek yok. Çantayı verdim. Parayı aldım sadece ne? Ya o kadar zahmet verdik sana. Al. Abi sen niye kendin götürmüyorsun çantayı? Ne var ki çantanın içinde? Bir şey yok ya. Toplama müzik CD'leri falan var. Ben sürekli hazırlıyorum onları da. Şimdi DJ görüp bozulmasın hesabı. Hani evrak vardı? Evrak işte. Şarkı listeleri, CD'ler, öyle şeyler. Anladım. Korsan CD olayından başın ağrımasın diye. Bravo. Ben Ayşe teyze. Kaç kişi? Ha. Ne istiyorlar? Şimdi Marx ne demiş? Birleşen emekçiler yenilmezler demiş. Bence birleşelim. Bu yolda yoldaş olalım. İstersen kardeş olalım. Sen beni destekle, ben de seni destekleyeyim. E o zaman bana bir destekleyiver. Bak kaç kilo yük, ha? Merak etme sen. Eşit paylaşımın ayak sesleri duyuluyor. Biz işçi sınıfı olaraktan burjuvaziye karşı birlikte hareket etmeliyiz. Ha, Cumalit yoldaş? Neye karşı hareket edeceksin bilmiyorum ama bir hareket et. Çenen çalışacağına elin çalışsın. Ha? Ya bir elini at gözünü seveyim ya. Ha, o şekil diyorsun. Ha? Ya yok şimdi hava çok sıcak ben terlemeyeyim ya. Allah diyor. Ya reis benim dedemin dedesinin halasının oğlu aslen Acabatlıymış. Ben bunu duydum. Uy da uy dedim. Dikkat edersen benim ağzım Karadeniz uşaklarına kaçar böyle zaman zaman. Ne diyorsun ya? Ya bir hamsi paluğu yapsak da beraber terasta horon tepsek. Ya insan toprağını çok özlüyor. Hemşerim benim. Hemşerler ne yaparlar? Birbirlerini kollarlar. La ilahe illallah. Bu insan nasıl bir insan ya? Biz Karadenizliler biraz değişik oluruz. Başka bir kafa. Mısır ekmeği kafası. Uy, huy, 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 huy benim canım. Huy benim canımsın sen. Huy da benim canımsın. Huy da benim canımsın. Huy da benim canımsın. Adam bu aralar bana soyut olarak duygusal manada bir şey hatırlatıyor. Ne hatırlatıyor? Fırıldak mı desem, topaç mı desem, rüzgar gülü mü desem, eşya mı, hayvan mı? Vallahi bağda hemşerim. Böyle dilimin ucunda sembolik. Sanki Pugalem'i mi desem, Akenti Çağanoz'u mu desem,
Poçek yiyen pitki mi desem, ne desem? Böyle çığırtkan desem değil. Böyle kralın soytarısı desem değil. Reis, kafamda sürekli öyle bir resim canlanıyor ki. Değil mi? Çirek. Tamam. Hayır abi, hayır, hayır. İstemiyorum. Sadece... Caner, yani biz şimdi... Hani yani biz sakat bir durumlara falan gelmiyoruz değil mi? Yani biz şimdi çünkü karşıya kalıyız yani. Biz de mahalle çocuğuyuz yani. Biz de hani çantanın içinde falan olur falan olur yani. Ya yok canım, bizim sistemimiz tamamdır. Sen rahat ol. Sistem mi? Ne sistemi ki o? Nereden çıktı sistem? Ne demek o şimdi? Abi sen niye kendin götürmüyorsun ya çantayı? Ya ben bu operasyonda biraz daha geri planda kalmayı tercih ediyorum. Al abi. Operasyon mu? Operasyon nereden çıktı abi şimdi? Abi bak, ben İzmirliyim. Benim ailem iyi aile çocuğuyuz biz yani. Benim babam mimar yani, bak. Bizi öyle şeylerin içine sokma. Ya ben aktör adamım. İki tane ödülüm var. Sen neyle suçluyorsun beni oraya? Hayır canım, suçlama falan değil. Genel merak olaraktan. CD var dedik ya, daha neyi kurcalıyorsun? Eyvallah, CD. Tamam, CD. Allah Allah ya. Benim bir natural halimi seviyordum. Dedi, ne yaptıracaksın yüzüne? Evlendiğimiz günden ne farkın var? Ay, ne güzel bakar mısın? Hatta dedi, o zamanlar dedi, daha aplak bir tiptin dedi. Şimdi çok daha iyi dedi. Bak, 22 yıldır evliyiz ha. Koskocaman boyum kadar delikanlı oğlum var ha. Ay maşallah anam, hani pek yüzünü falan göremiyorum ya, bilemedim. Maşallah, Allah bağışlasın. Sağ ol canım, hepimizinki de inşallah. Rumuz Gül Bahçesi. Burada. Aa, kız sen misin o? Ne yapayım anacığım? Başka bir şey bulamadım. Burada isim söylenmiyor ya. Ay Allah elini versin. Şimdiden de geçmiş olsun canım. Sağ ol Gülsüncüğüm, sağ ol. Sana da güzellikler, gerginlikler, gereken yerlere şişkinlikler olsun dilerim. Görüşürüz ilahi. Duvar gibi blok yürümeyin çocuğum ya. Bak insanlar geçecek. Burak sen bu tarafa gel. Allah'ım ya Rabbim. Tuvaletiniz varsa bakın, tuvaletiniz varsa şu an burada yapabilirsiniz. Burada tuvalet var. Sonra olmadık yerde şey yapmayın yani ha. Emir biraz gevşe. Aa, ben çok gevşeyim ya. Ben gayet gevşeyim ebeğim ya. Arkadaşlarım da çok sevdiğim hepsi. Gayet serintim ben yani. Hey. Ne yapıyorsun? Oğlum indir kızı sırtından ya. Deve güreşi denizde oynanır. Sokakta oynanmaz. Okey mi? Hande gel buraya. Ara sokağa girmek yok. Çabuk yürü gel. Ana yoldan gideceğiz. Çabuk gel. Hey ne yapıyorsunuz ya? Emir bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Fren mi verdik biz? Biz kaç kişiyiz? Ben acıktım. Bir dakika. Şimdi gidip sana tantun olacağız. Patlama. Arkadaşlar bir eksiğimiz var. Kim eksik? Bir sayar mısınız? Bir sağ baştan sayar mısın? Kim eksik? Selin yok. Selin mi yok? Niye arkadaşınıza göz kulak olmuyorsunuz kızım? Selin yolda buharlaşmış. Çok mu komik ya? Bu çok mu komik acaba? Nereye buharlaşmış? Kız yok kız. Karakola gidiyoruz. Kız yok. Ay Allah'ım yok. Ne oluyor ya? Selin, sen nerede izinsiz? Nereye gidiyorsun kızım ya? Kumpir aldım. Yok izinsiz, hiçbir yere gitmek yok. Yani bir kendinize hakim olamadınız ya. Ay ben bundan başa çıkamıyorum. Saçma sapan hareketler yapmayın çocuğum ya. Islatma birbirinizi. Gece ayazı var çocuğum, yapmayın. Emir abi tamam ya. Wow. Emir abi mi? Wow. Emir ben ya. Emir ne abisi? Biz bir arkadaş grubuyuz. Savaşı. Okey? Savaşı ya. Über cool olur yani. Wow. Ortamımız hoş, modumuz güzel. Vallahi ya. Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur derdi babam. Oh, babamdan alıntı yaptım ben.
Ben kaç yaşındayım ya tam olarak? Wow. Akşam yemeğini beraber yeriz diye düşünmüştüm. Dayım benim 21 yıldır akşam yemeklerini beraber yiyoruz. Sence bu hayatlarımızda herhangi bir olumlu gelişmeye yol açtı mı? Yok yani hani temizlik yaptım. Akşam böyle Fatma Gül falan da var. Ondan hani yeni evimizi beraber kutlarız diye. Bir dakika. Bu yaprak sarmaları ne olur ben sarmadım de yoksa haykırarak kaçarım. Yok canım o kadar değil ya. Kim sardı peki? Annem yerimizi öğrenmedi değil mi? Öğrense şimdi biz burada olur muyduk? Yemeyecek misin? Yiyeyim bari. Ama sonra çıkacağız. Seni çok acayip bir yere götüreceğim. Bu gece sen çık, bu gece ben var ya pijama, terlik, televizyon. Niye? Dün gece çıktık. Her gece her gece ne oluyor ya? Allah vallahi insan evi özlüyor ha. Kumaş peçeteler nasıl? Ha? Masa örtüsüyle takım oldu. Bak aynı tonda. Bir yeri. Anne. Doktor dedi, şöyle iki kaşınızın ortasına azıcık botoks dedi. Çünkü belli dedi, sizin dedi çok stresli bir hayatınız var dedi. Kaşınızı çok çatıyorsunuz. Ruhumuz gül bahçesi dedi. Gül bahçesi mi dedi? Ha, uzun hikaye ya, boş ver. Doktor sana gaz kesmesin Gülistan. Hayda, sen onu bunu bırak da. Sen bu akşam üzeri nereye gittin benden habersiz? Kabristan'a falan gittim. Kimin kabristanına? Ölmüşlerin. Anneciğim, yaşayanların bil fiil kabristanı olmuyor zaten. Ne yaptın ya sen Rıza'nın falan evini bulup da, hı? Oh, efendim, nasılsınız? Ah, sağ olun. Nasıl olalım işte? Vallahi geçen gün size hayran kaldık. Ya öyle mi? Merhaba. Merhaba. Neyse, iyi akşamlar Şehrazat Hanım. Kim? Ne? Şehrazat Hanım dedi. Kim o? Anneciğim, sana Şehrazat Hanım dedi giderken. Aa, hiç duymadım ayol. Aman neyse, hadi. Bana bak, telefonda filandır Şehrazat Hanım arıyorlar. Ne oluyor? Ne bileyim ayol, aa ben de belki bir Şehrazat tipi var. Sen nereden tanıyorsun bu adamı? Pazardan. Pazardan mı? Sana çok hayran kaldık dediği yer. Pazar mı anne? Ben çok iyi meyve seçerim Gülistan. Hayran kalırsın. Anne. Allah Allah. Ben pazarda kendime çevre yapmış olamaz mıyım? Ha? Ahbap edilmiş olamaz mıyım? Sen sana gül bahçesi diyen adamlarla bütün gün muhabbet et. Ben evimin dışına başka bir hayatım olamaz mı? Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Hele bir de aylardan Temmuz ise bir başka. Sahilde insanlar kol kola sımsıcak coşmamak elde mi? Böyle bir akşamda işte ben, böyle bir akşamda aşk oldum işte ben. Hoş geldiniz Çağatay Bey. Nasılsınız? İyisiniz. Eşiniz, dostunuz, akrabalarınız, ananız, babanız gelir. İyiler inşallah. Bu gördüğüm en trajik konsomasyon yahu. Aa, yok canım, yanlış anladım. Ben bizzat Tülay'ın en yakın kankesiyim. Ha öyle mi? Ha, anlıyorum. Merhaba sevgili, merhaba. Aşık oldum. Bravo! Bravo! Aa, sevgilim dedin, İdihan Zopa'yı hazırla, Tülay geldi. Muhterem hocam, hayırdır? Siz buralara gelir miydiniz? Hayır, çünkü çok banal bir ambiyans. Ama sen davet ettin sevgilim. Ne zaman? Telefondan mesaj attın ya. Bak. Merhaba Çağatay, nasılsın, iyisin? Annengiller, babangiller, akrabangiller iyidir inşallah.
Akşam bizim lokale gel, şarkılarımı senin için söyleyeceğim. Adres falan filan fışmıkan. Mesaja bak ya, nasıl mesaj yazmışım ben öyle ya? Bana bakar mısın? Ben ne enteresan, ne samimi, ne yırtık bir tipim ben ya. Vallahi öyledir Çağatay Bey. En yakın arkadaşım diye söylemiyorum. Elinden her türlü iş gelir. Misal patates kızartması çok meşhurdur. Soyar, doğrar, kızartır. Ne iş olsa yapar. Üstüne bir de göbek atar. Al götür eve rahat et. Öyle mi? O zaman soyun. Muhterem hocam, şimdi şöyle bakınız. Kız ne var, soyunu versin de. Sanki yapmadın şey ha. Sanırsın pavyonda değil, kimya laboratuvarında çalışıyoruz. Zerin diye tabir ettiğimiz memeli hayvan. Canım sen bir uzak. Haydi. Sen bir uzak. Şimdi Sayın Hocam, bir yanlış anlaşılma olmuş. Hoş geldiniz ama ben peşin peşin söyleyeyim. Benden size iş çıkmaz gülüm. Kaldırım çiçeğinin havasına bak yahu. Beni çirkin mi buluyorsun? Yok estağfurullah, haşa. Biraz ukala buluyorum, öküz buluyorum, duygusuz buluyorum, bencil buluyorum, o. Anlıyorum. Vah, çok vah. Ama ya sen kötü bir insan da değilsin. Yani sana gelinceye kadar neler neler var. Sapıklar var, katiller var, değil mi? Sorun şu anam, benim başım bağlı. Hı? Ev açacak bana. Yüzüm yüzüm kuyruğuna geldim. Hatta solungaçlarım çıktı çıkacak, o denli. Ama biliyorum, evinde mutlu değil. Beni seviyor, anladın? Pah! Ne kadınlar gördüm, zaten yoktular. Olmayan kadını artık nasıl gördüyse... İki tane daha aç, sen daha neler göreceksin? İçmesini bilmiyor. O var bunda.